Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Sürekli gündeme gelen seçim ve erken seçim konusunda bugün çok ilginç bir sorumuz var. Bütün muhalif partililer erken seçim istiyor. Yani %90'ı diyebiliriz. Ama AK Partililer erken seçim istiyor mu? Bugün onu öğreneceğiz. Özellikle AK Partilileri bulacağız ve onlara soracağız. Erken seçim istiyor musunuz? Lütfen bizi destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Şimdi abi erken seçim istiyorlar bütün muhalif partiler. İstesin abi, istesin dursun. AK Parti seçmeni ne diyor bu meseleye? Abi istemiyor. İstemiyor mu? İstemiyor tabii, zamanı geldi. Ne olacak diyor. 2023. Şimdiden olması israf mı diyorsunuz? İllaki öyle yani, bu ne bu? Oradan gelsin, buradan gelsin, bu devletin kasası şeyi değil ki kardeşim. Peki şu dediğime ne diyorsunuz abi? Erken seçimi AK Partililer de istese ve muhalifler kaybetse artık susmazlar mı? AK Partililer içinde daha iyi olmaz mı bu mesela? Vallahi abi... Muhalefetin içinde şey insan çok. Hani böyle muhabbet yapacak, vırvır edecek, zırzır edecek, hep görüyoruz, izliyoruz işte. Yani istese ne olacak, istemese ne olacak. Ne diyorsa o abi, kanun, devlet ne diyorsa o. 2023'te seçim var. Bir öngörünüzü merak ediyorum. Sayın Erdoğan ilk turda %50'nin üzerinde alıp bitirmiş. İlla ki inşallah. Yapar İnşallah mı? Temennimiz o. Efendim bugünkü sorumuz şu, AK Parti seçmeni, muhalif partiler ve ya boş bu partileri... Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu hepsini bırak, PKK'yla üye hepsi. Ne yaptıklarını belli değil. Dur abi ben sana şey söyleyeyim. Dur, vitesi azalt. Ha, vitesi azalt değil, belli değil mi ya? İyi Parti olsun, şu olsun, bu olsun. Diyorum ki erken seçim istiyor musunuz? Vallahi reis evet derse evet derim, hayır derse hayır derim. Peki şunu söyleyeceğim abi. Erken seçime bir AK Partili mesela empatisini yaptığımı ben diyorum ki kesin kazanacağımızı zannediyorsunuz ya, diğerler de öyle zannediyor. Çıkalım abi o zaman, yenilin susun. Mesela muhalefet yenilse susmaz mı abi? Daha iyi değil mi erken seçim? CHP ne zaman başa gelmiş ki? Bu defa Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu ile yıkacağız diyorlar. Hepsi. Hiç kimseye bir şey yapamaz. Hani tekrar İstanbul'u görüyoruz, Ankara'yı da görüyoruz, her tarafı görüyoruz. Aa İzmir ya, en basit İzmir ya. Gidin aha yollara bir bakın ya. Sayın Erdoğan ilk turda alır mı abi? Alır. Hiç şüphem hiç. %50+1. %50'yi de geçer. %60, %70 diyorum ben. Hiçbir şey olmaz. Kaybederse çok şaşırır mısın? Hayır, hiç şaşırmam. Kaybetse de şaşırmaz. Kaybetmez. Kaybedeceğini hiç zannetmiyorum ben. Ne diyorsun? Bir AK Partili olarak muhalifler erken seçim diyor ya. Peki AK Partililer ne diyor? AK Partili girse de alacak, girmese de alacak. Her halükarda AK Parti başta. Gene kazanacak mı? Kazanacağız. Evvel Allah'ın izniyle kazanacağız. Aynen, katılıyorum. Erken seçim isteseler okey der misiniz yoksa hayır mı abla? Tayyip Baba ne diyorsa odur. Çok seviyorum AK Parti'yi. Ha, tamam. Oyumuz da AK Parti'ye. Tamamdır. Şimdi biz diyoruz ki efendim bugün soruyoruz, AK Partili vatandaşlarımız ne düşünüyorlar? Muhalif partiler ve muhaliflerin hepsi erken seçim diyor. AK Partiler erken seçime nasıl bakıyorlar? Olsun bence yani. Yine AK Parti olacak sonuçta. Hani başka bir şey yok. Kesin kazanır diyor musunuz efendim? Kesin kazanır. Çünkü ondan başka lider yok yani asla. Sayın Erdoğan aday olmazsa, başka birini gösterirse? Desteklerim. Gene kazanır mı efendim AK Parti? Kazanır. Ben zaten tutuyorum AK Parti her zaman. Kazanacak mı bu defa da abla kesin? Kazanır. Sayın Erdoğan ilk turda alır mı? Alır. Peki, İnanıyorum. AK Partililer bu erken seçim meselesine nasıl bakmakta? Muhalif partiler erken seçim diyor. AK Partililer istiyor mu? İstemiyor. Sebebi nedir efendim? İsraf olarak mı görüyoruz yoksa kaybetme riskimiz mi var? Hayır, niye kaybetsin ki? Gittikçe de büyüyecek. 2023'te ilk turda Sayın Erdoğan alır mı? Alacağız. %50+1. %60. Rahat alabilir. Rahat. En güçlü rakibi peki kim? Yani ikinci kim sizce? Birkaç isim var çünkü biliyorsunuz. Mansur Bey, Meral Hanım, Ekrem İmamoğlu. Vallahi yapılan icraata bakarım, söylenen söze bakarım. Ona göre de seçimimi ben yaparım bir seçmen olarak. Neticede bu ülkeye onlar hiçbir şey yapmamıştır. İmamoğlu'nun yaptığı İstanbul'u görüyoruz. Hiç beğenmiyorum. Etrafınızdaki AK Partililer peki erken seçim isteyen var mı yoksa geneli sizin gibi mi düşünüyor? Yani geneli benim gibi düşünüyor. Erken seçime gerek yok diyorsunuz. Gerek yok, 2023 diyoruz. Saygılar efendim. AK Partililer erken seçim istiyor mu? Hayır. Bunu masraf olarak mı görüyorsunuz? Neden istemiyorsunuz? Masraf. Yoksa kaybetme ihtimali mi var şu an olsa? Kaybetme ihtimali olamaz. Çünkü karşında rakip yok. Türkiye ekonomisini çökertmeye çalışan zatlar havasını alacak. Bitti diyorsun. Gene kazanacağız. Bitti. Yine kazanacağız. İlk turda alacak mısınız abi? İlk turda alıyoruz. Alıyoruz. Avrupa'ya da ders veriyoruz. 2023'ten sonra diyorsun çıkışa geçeceğiz. Abi ağzın bal yesin. Hiç inanamıyorum ama ağzın bal yesin. İnan güzelim, inan. İnan inanamam. İnan, inan. Hep beraber göreceğiz. Şimdi muhalif partinin seçmenleri erken seçimi istiyor. Hatta liderleri de sürekli erken seçim, erken seçim diyorlar. Peki AK Parti seçmeni nasıl bakıyor? Erken seçime evet mi diyor, çıkalım gene yeneriz mi diyor? Yoksa şu an gereksiz mi görüyorsunuz? Tamam da erken seçim isterse şu an
Tayyip'teyi ülkeyi yöneten var mı? Ülkeyi kim yönetecek? Muhalif partiler daha iyi yöneteceğini iddia ettiği için erken seçim. Hayır, muhalif partiler, onların doğru düz bir projeleri yok ki. Bir şey yok ki. Peki işte erken seçim olması daha iyi değil mi abi mesela? Bir AK Partili olarak gene yenilirlerse görürler günlerini, demiyor vallahi musun? Valla şu an erken seçimi ülkeye zora sokar. Gerek yok. Fazlanan masraf diyorsun. Eyvallah. Senin arkadaşların var mı AK Partili? Onlar da böyle mi düşünüyor, yoksa erken seçim isteyen var mı abi? Ya bazıları istiyor, bazıları istemiyor. Herkesin görüşü farklıdır. Bir de öngörünü merak ediyorum abi. Tekrar Sayın Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanlığını alır mı, ikinci tura geçer? Alır ya. %50 artı alır. Alır. Zaman da yapılmalı hocam. Seçim. 2023'te diyor. Evet. Peki efendim, bunun altındaki teoriniz nedir? Yani israf olarak mı görüyorsunuz, yoksa nasıl olsa kazanacağız, yapmaya gerek yok? İsraf olacak da belli değil kazanacağı. Bu defa tehlikeli bir seçim mi? Evet. Cumhurbaşkanlığı gider mi abi bu defa? Vallahi büyük ihtimal gidebilir. Büyük ihtimal gidebilir hocam. Erken seçim istiyor bütün muhalif partiler ve muhalif seçmenler. Peki AK Parti seçmeni bu erken seçim meselesine nasıl bakıyor? Ben kendi şahsım olarak erken seçime gidilsin istiyorum. AK kara belli olsun diyorsun. Her şey belli olsun. Artık millet, tamam AK Partiliyim, AK Parti üyeliğim de var ama gidişatı iyi değil. Türkiye'nin artık millet zor durumda. Enflasyon aldı başına gidiyor, hayat şartları. Ben emekliyim. 3.300 lira emekli maaş alıyorum ve hala daha çalışıyorum. Muhalif partilerden ümidinizi yeşerten peki bir isim var mı? Mesela şu çıksa Sayın Erdoğan'a değil de ona veririm dediğiniz. Meral Akşener. Mansur Yavaş'a bakışınız nasıl ve Ekrem İmamoğlu'na? Ben gönlümde geçen Meral Akşener. Kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Herkese görüşüne saygı duyarım. Ben Meral Akşener diyorum. Benim görüşüm o. Muhalif parti seçmenleri erken seçim istiyor. AK Parti seçmeni nasıl düşünüyor? Siz nasıl düşünürsünüz? O seçmenseniz ya da seçmenleri tanıyor musunuz? Onlar istiyor mu? Erken seçime gerek yok. Her zamanki seçimde olması bence daha iyi. Şimdi muhalif partiler niye istiyor bunu biliyorsunuz değil mi? Çünkü eğer ringe çıkarsak bu defa yeneceğiz diyor. Sizce gene yenebilecekler mi? Vallahi pek sanmıyorum ama yani. Vallahi erken seçim olsa biraz zor yani. Muhalefetin kazanması diyorsunuz. Peki şöyle sorayım. Erken seçim ister misiniz, sizin önünüze bir oylama gelse? Erken seçime evet der misiniz, yoksa gerek yok mu diyorsunuz? Şu anda gerek yok abi ya. İsraf mı olur diyorsunuz? Evet. Şu pandemi durumu geçtikten sonra belki olabilir. Peki öngörünüz nedir efendim? Tekrar Sayın Erdoğan ilk turda kazanır mı sizce? Evet, kazanır abi. İktidarı sevenler ne istiyor diye sorduk. Geneli erken seçimi istemiyor. Bir tane de kararsız olsun hadi bu röportajda. Erken seçim istiyor musunuz abi? Bence olmalı. Ak kara belli olsun diye mi diyorsun? Aynen. Bayağı bir tartışma var. Herkes susar değil mi? Yenilen susar. Ya şimdi Cumhur İttifakı'nın son 9-10 senedir bu elektrik, su, gerçi su belediyelere ait de, ya da şu mağazalardaki yüksek orandaki artışlar, bunlara hiçbir şey yapmıyorlar. Hani çok fahiş fiyatlar. Araba, ev çok fena. Aynen. Artı bu zaten ülkemizde bulunan bir sürü Suriyeli, Afganlı falan. Yani Cumhur İttifakı'nın bir kere, tamam mı, kendi insanlarına önem verdiğini düşünmüyorum. Artık Suriyeli, Afganlı daha bizden daha çok bizim ülkemizde daha geçerli. Ya da Tayyip Erdoğan tarafından daha çok geçerli. Şimdi bunların çoğunluğu maaş alıyor. Erzak parasını devlet veriyor. Yani peki efendim, şunu sormak istiyorum. Muhalif partilerde herhangi bir isim var mı sizin ümidinizi, umudunuzu yaşartan? Bu nasıl kazanır dediniz? Yani şimdi ben muhalif partilerden Mansur Yavaş CHP'nin başına veyahut da İmamoğlu gelirse çok şey değişebilir. Ama Meral Akşener, eğer ki onlar gelmezse Meral Akşener'den bir umudum var. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanabilir mi? Yok, açık sorayım. O kazanamaz. O kazanamaz. Ama Meral Akşener'den şu anda ümitliyim.